Herkese merhaba. Bugün ilginçliklerin başkenti Adana'ya dair yine ilginç, aynı zamanda hüzünlü bir video ile karşınızdayız. Topalak köyü burası. Çatalhanı geçince hemen Seyhan Baraj Gölü'nün yanında kalan bir köy. Seyhan Baraj Gölü 1956 yılında yapıldıktan sonra Topalak köyünün mezarlığı sular altında kalıyor. Ve son zamanlarda hepimizin bildiği gibi yüreğimizi acıtan bir gerçek var. Kuraklık. Adana'da tüm Türkiye'de olduğu gibi kuraklıkla en çok sınav veren şehirlerden bir tanesi. Suların son zamanlarda Seyhan Baraj Gölü'nde uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar çekildiğini görüyoruz ve suların çekilmesiyle beraber arkamda yaklaşık 67 yıl öncesine ait Seyhan Baraj Gölü'nün yuttuğu Topalak Mezarlığı'nın suyun çekilmesinin ardından yeniden yeryüzüne çıktığını izliyorsunuz. Rahmetlilerin yakınları su olduğu yükseldiği zamanlarda teknenin üzerinde buraya kadar gelerek teknenin üzerinde dua ediyorlardı. Sular çekildiğinde de şimdi mezarlıklar ortaya çıktı. Yaklaşık bu civarda 150 tane mezar olduğu söyleniyor şu an çevremde. Hepsinin de yakınları kim bilir şu an nerelerdedir. Zaman zaman tabii ki de mezarlıkta yakını olanlar gelip biz yakınlardan bir tanesine ulaştık. Onunla röportaj yapacağız. Topalak köy mezarlığımız. Ben o zaman dünyada yokken olan mezarlığımız. Baraj olunca 1955'te bağlanınca köyün üstünde şimdi mezarlığımız. Ama burada da ecdatlarımız yatıyor. Nenelerimiz, dedelerimiz hep buralarda yatıyor, yakınlarımız. Bu suyun altında kalıyor. Bak o ağaçlara kadar çıkar su. Nenem var, babamın annesi var burada yatan. Peki buranın çevresinde sadece bura değil, su altında kalan başka köyler de var değil mi? Var. Hemen o çoban dedenin altında, az ilerisinde Karalar Bucağı köyü var. Hemen şu karşımızda bir tepeye doğru bak, Bayramacılı köyü var o önde. Daha yukarıda da tepelerin arkasında da Gübe köyü var. Sadece o zaman barajın altında mezarlar kalmıyor. Tabii, yerleşim tabii, yeri, tabii, evler, o zaman camiler de kalıyor. Köylerde kalıyor. Yani... Şimdi eski Çatalan derek, orası baraj altında kalık. Evet. Su azaldı. Yani memlekette su azaldı da bizim işte barajın halinde görüyorsunuz. Evet, kuraklık maalesef. Şu anda da mezarlar dışarıda. Tamam, su aşındırmış. Yoksa bunlar şöyle yüksek olur. Aşındır, aşındır, aşındır. Hep düz olmuş. Artık bu yükseldiği zaman bak ben deyim sen 500 metre. Yarın dalga olacak, yosun olacak, gene yıkılacak, yosun olacak. Yani artık bu mesela 50'den önce şuradan Adana, yukarı köylerin Adana yolu giderdi hemen karşıya. Hatta şurada bir kuyumuz da vardı ama dolmuş yani. Evet. Su kuyusu. Keşke isimlerini yazmış olsalardı şimdi. Evet. Bizim yolculuk kayıkla bir git gel. Daha şu köprü açılana kadar bizim yolculuğumuz kayıkla de Badaniye. Karayoluyla yoktu. Bizim gençlik yıllarında yukarılara çok yağmur yağdığı zaman sel çok fazla olurdu. Buralardan su akıntısı istediğin gibi belli olurdu. Şimdi Çatalan Barajı'na suyu fazla bıraksınlar, bura hemen bir haftada dolar. Gençlik yıllarımız balıkçılıkla geçti. Gece, gündüz, kar, kış demeden mücadele ettik. Mezarların arasına dahi biz balık attık, balık çıkarttık. Buralarda çalı yok da mesela şuradan yolumuz gelirdi şuradan şöyle. Burası yol kenarıydı. Tarla yolları vardı. Oralarda çalılar vardı. Ağlar dağıldığı zaman hep yırtardık. Hiç böyle buralarda bir şey bulmuşluğunuz var mı? Yok, sonra... keşke olsa nerede orada bizde şans. Boş küp bulunurdu oralarda, boş ama şarap küpü mü ne küpü bilmiyorum vallahi, bulunurdu oralarda. İlk defa ben daha yeni duydum. Dua okumaya geldik. Enteresan bir şey. İnsan yani üzülüyor. Bu taşlar dik dik duruyor dedim. Orada mezar var dedi. Sonrasında da geldik buraya bir dua okuyalım dedik. Yani çok şaşırdım şu anda ben. Şu an bastığımız yerde bile bir insan yatıyor olabilir. Ya bence buranın suyun altında kalmadan önce bir başka yere aktarılması gerekiyor. Çünkü biz bu konuda Müslüman olarak çok hassasız. Yani niye bunu böyle yapmışlar ben anlam veremedim şu anda. Ve hiç insanların tanıdıkları da olabilir. Yani iyi ki o zaman da buraya gömülmemişiz. Ya da yakınımız buraya gömülmemiş. Yani gömülenlere de Allah yardım etsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. İnsanlar enteresan bulunmuş olacak ki mezarlığın önünde selfie çekiliyor. Biz daha önce buraya çok geldik. Yani suyun ilk defa çekildiğini gördük böyle. Geçerken baktık mezarlık gibi duruyordu. İnek dedik bir foto çekildik biz de. Ya zaten ilk defa su bu kadar çekildi. Normalde su yani yaklaşık bir 100 metre kadar çekiliyordu. Bu sefer 500 metreye kadar su çekmiş kendini.
İlk defa gördük. İnternetten hani araştırdık. Sonra bir gelelim bir bakalım dedik. Yani bayağı bir etkilendik açıkçası. Bilmediğimiz bir yerde. Normalde geliyorduk buraya. Yani geçmişimizi çocuklarımıza gelsin bir görsün geçmişini. Yani hiç olmazsa tarihlerini bilsinler hani. Nerede ne var? Adana'mızı bilsinler. Şehrimizi tanısınlar. Bayağı bir etkilendik yani açıkçası. Vatandaşlar ilginç şeyler anlatıyor. Tabii bu mezarlık 67 yıl öncesine ait mezarlık. Yani bayağı yaşlı insanlar biliyor. Şu an günümüze ulaşıp da bize anlatan sadece eski muhtarlardan Erol amca vardı. Halbuki burada sadece suyun altında mezarlar kalmamış. Belki de koca bir köy komple camisiyle eviyle 3-4 tane köy baraj altında kalınca tabii tüm yerleşim yeri barajın altında kalıyor. Belki de ilerleyen zamanlarda suyun çekilmesini hiç istemeyiz ama belki de çekildiği zaman daha farklı enteresan tablolarla da karşılaşabiliriz. Burası Topalak Köyü. Ben karşı köyden olmama rağmen suyun ilk defa bu kadar indiğini gördüm. Gözümle gelip görmek istedim. Yani isim falan geçmiyor mezarlıkların üzerinde. Yani enteresan, burayı aslında çevirmek gerekiyor. Böyle bir konum altına almak gerekiyor. Daha önce Çatalan Barajı yoktu tabii. Burada sürekli sel geliyordu. Çatalan Barajı yapılınca bu barajda Çatalan'ın durumu ne, ona da bakmak gerekiyor şu an aslında. Burayı ilk defa gördük şimdi gelince. Şimdi merak ettik gelip gidelim. Ama haberlerde görünce dedim ben kesin mezarlıktır diye. Ama bu taşlar nasıl düşmüyor? Şimdi bizim basmamız buralar da o zaman mezarlıktır. Tabii çevremizde 150 tane mezar olduğunu söylüyorum. İki tane köy yok oldu dediler. 4 köy yok. O zaman. İlginç ama. Evet. Peki bir öneride bulunsak hani burayı restore yapsalar, bir şeyler yapsalar. Bence yapılabilir. İstanbul'dan geliyoruz. Bir yaş kaç kardeş var? Arkadaşımız var. Ondan mı söyledi burada mezar olduğunu? Yok, sadece biz kendimiz geziyoruz, öyle bulduk. Ziyaret için, arkadaşlar tanışma için. Evet. Korkmadınız mı peki mezarlığı görünce? Korkmuyoruz çünkü ölüm, hiçbir şey yapamaz. İlk sizin storylerinize gördük. Dikkatimizi çekti. Gelip ziyaret etmek istedik. Eski bir tarih açıkçası hoşumuza gitti. Hani güzel oluyor böyle şeyleri fark etmemiz. Dikkat çekici bir alan. Allah gani gani rahmet eylesin. Güzel bir alan. Sevdik yani. Adana'mızın manzarası da bence güzel olduğu için herkesi bekleriz. Buraya gömülmek isterdim. Çünkü zaten benim hayalim hani Pasifik Okyanusu'na atılmak olduktan sonra. Oraya atılmak isterdim. Ama burası da olur yani. Manzarası da güzel. Bir de ara sıra suyun altına da giriyormuş. Güzel olur bence. Buraya gömülmek isterdim. Hayalim hala geçerli ama böyle bir şeyin olmayacağını biliyorum. Yani böyle şeylerin izni almak çok zor. Böyle bir şeyin olmayacağını biliyorum ama Adana'da her şey mümkün, imkansız diye bir şey yok Adana'da. Hafta sonu olunca tabii Adanalılar Seyhan Nehri'nin yanına geliyor. Bura hafta sonu silme insan oluyor. Adana deyimiyle ortalık 56'ya gidiyor buralarda. Tabii birçoğu da ileride mezarlığın olduğunu bilmiyor. Birçoğu da belki de biliyor, olayı idrak edemeden pikniği yapmaya, eğlenmeye devam ediyor. Gördüğünüz üzere Adana halkının birçoğu burada hafta sonunun güneşin tadını çıkarmaya devam ederken ileride Seyhan Baraj Gölü'nün yuttuğu Topalak Köyü mezarlığı da belli belirsiz görünüyor. Burası aslında ileride Topalak'tan bahsettiğimiz, Topalak'tan gördüğümüz Çoban Dede'nin yanında Karalar Bucağı Köyü. Çoban Dede ile Menderes arasında kalan bir köymüş burası eskiden. Fakat barajın su altından kalmasından sonra Adanalılarca bilinen Tavşan Tepesi, eskiden Velicanlı Tepesi deniliyordu. Burası da sular altında kalan bir köy, Karalar Bucağı Köyü. Ve eskiden defineciler burayı didik 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 kazdıkları için ilerideki Velicanlı Tepesi'nde bir kurşun direği olduğu söyleniyor. O kurşun direğini depeleye depeleye artık yok etmişler. Gelip burada define araya araya bu adayı kaza kaza dibe kadar batırıldığı söyleniyor. Sonradan dolum yapılmış tabii tepeye. Ve hatta buralarda gelip piknik yapacağın zaman jandarma yıktırıyor. Hop hemşerim diyor, ne yapıyorsun? O yüzden su altı dalış polislerinin de dalış yaptığı bölge olduğu için buralar tılsımlı mühim yerler Adana için, Adanalılar için.
Evet, bu videoda da Adana'mızın bir başka enteresan özelliğini keşfetmiş olduk. Adana'mızın doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri çoktu ama böyle enteresan yanlarının olduğunu da biliyor muydunuz, ayık mıydınız? Belki de bu videoyla ayıktınız. Gelecek videolarda da Adana'mızı daha iyi ayıkmak, Adana'mızı daha iyi tanıtmak için kanalımıza abone olun, bize ayık olun. Unutmayın ki Adana'ya ayık olmak bize ayık olmaktan geçiyor. Elimizden geldiğince Adana'mızın böyle tarihsel güzelliklerini, müstesna yerlerini size keşfettirmeye devam edeceğiz. Kendinize ayık olun, kimseye karışmayın. Görüşürüz.